Hayırlı akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bugün yerel gündem programımızda sizlerle birlikte olacağız. Kim var konuğumuz? Konuğumuz zaten Sivas'ın yakından tanıdığı, sevdiği, insan ilişkilerinde de çok rahat ilişki kurabilen, sempatik, çalışkan bir oda başkanımız, yiyecek maddeleri yapanlar ve satanlar esnaf odası başkanımız Mehmet Akgül'le bugün bir saat sohbet edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya abi, size de teşekkür ediyorum. Böyle bir yayını sizinle beraber sunmaktan da çok mutlu oldum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de mutlu oldum. Biz Mehmet Başkan'la zaman zaman kendi aramızda oturup sohbet eder, çalışmaları ile ilgili yerelde neler yapması gerekir, neler yapıyor, daha iyi Sivas için neler yapılabilir noktasında sohbetler yaptığımız, memleketle ilgili, memleketin problemleri ile ilgili dertlendiğimiz arkadaşlarımızdan bir tanesi. Bugün birlikte program yapmak da nasip oldu. Ben de çok mutlu oldum. Teşekkür ederim abi. Nasıl başlayalım? Önce Mehmet Akgül kim diyelim mi? Bizi yeni izleyen, ilk defa izleyenler için biraz Mehmet Akgül'den bahsedelim isterseniz. Zaten televizyona falan devamlı yazılı basında, görsel basında olduğumuz için genelde Sivas halkımız tanıyor. Mehmet Akgül ismim. Yiyecek maddeleri yapan da satan esnaf odasının başkanıyım. Bu şekil bir hayat sürüyoruz. Esnaflarımızın sorunlarıyla, her esnafımızı kendi kardeşimiz gibi görerek, onların sorunu da kendi kardeşimizin sorunu gibi görerek, onların sorunlarıyla işte hemhal oluyoruz. Aynen öyle. Hemhal oluyoruz. O şekilde evet. Bir çalışma yapıyoruz. Sorunlarla, problemlerle hemhal olmak insanı biraz duygusal yorgunluğa da iter. Evet. Doğru mu başkanım? Tabii. Şimdi ya biz istiyoruz ki Sivas'ta herkes mutlu olsun. Esnafımız mutlu olsun. Sivas'ta diyorum ya Rabbim herkesi işinde, evinde, yaşantısında mutlu etsin. Onların mutlu olmasına az da olsa katkı sunabiliyorsak biz de mutlu oluyoruz. Çünkü biliyorsunuz zor bir süreçten geçiyoruz. Gündemimizde pandemi diye bir salgın olayı var. Esnaflarımız bundan çok mağdur oldu. Özellikle de bizim esnafımız çok mağdur oldu. Onların biraz olsun dertleriyle dertlenmek, dertlerine çözüm olabilmek için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. O şekilde çalışmalarla gündemimizi geçiriyoruz abi. Sivas'ın bildiğim kadarıyla ikinci büyük odasısınız. Evet, doğru mu? Evet, doğru. Yani temsil ettiğiniz iş kolunda Sivas'ta ikinci büyük oda olarak temsil yeteneğiniz var. Evet. Özellikle salgın sürecinde de bu işte ciddi mağduriyet yaşayan bir esnaf kitlesini temsil ediyorsunuz. Beklentileriniz nelerdi devletten? Onlara cevap bulabildiniz mi? Şimdi şöyle, tabii devletimiz elinden gelen desteğe verdi ama yeterli mi derseniz bu yetersiz. Çünkü bilindiği gibi en çok bu salgından mağdur olan, rahatsız olan, ekonomisi sarsılan bizim esnafımız oldu. Bizim temsil ettiğimiz grup oldu. Biz her zaman işte kendi üst federasyonumuzla, birliğimizle veya konfederasyonla görüşmelerimizde esnaf verilen desteklerin hibe şeyinde değil de işte faizsiz bir kredi imkanı, işte 2 yıl ödemesiz, 5 yılda ödemeli falan gibi. Onlar rahatlatıcı şeyler yapılsa, katkılar, tedbirler alınsa evet. Daha sağlıklı olacağını her zaman her platformda beyan ettik. Şimdi devletimiz gerekli bu salgın sürecinde gerekli desteği tüm halkımıza sundu ama bu sunulan destekler de bizim esnafımıza fazla yansımadı. İşte biliyorsunuz şehrimizde bir üç harfliler
var, üç harfli marketler, ulusal marketler. Onu soracaktım. Yani onunla ilgili bir de yasa vardı. Yasayla ilgili çalışmalar yapıyordu hükümet. Sanıyorum çıkaramadı o yasayı. Bu yasa çıkmadı. Şimdi bunlar her mahallede, her köşe başında mantar gibi çoğaldılar. Şehrimizde aşırı bir şekilde çok. Şehrimiz bir de küçük esnaf ağırlıklı bir il. Bunların rastgele çoğalması, rastgele noktada şube açmaları tüm esnaflarımızı mağdur etti. Çünkü şehrin ekonomik yapısını bozdular. İnsanların kazancını düşürdüler. Geçim sıkıntısına düşürdüler. Çünkü biliyorsunuz ya, bizim temsil ettiğimiz esnaflar kendi sermayesini, kendi emeğini, kendi gücünü ortaya koyarak kendi bir İslam yaratıyor. En az yanında birkaç kişi de çalıştırıyor. Yani bizim bu yerel bazda, bu bizim temsil ettiğimiz esnafların korunması için devletimizin acilen tedbir almaları gerekiyor. Çünkü artık bitme noktasına geldi. Yani bizim temsil ettiğimiz esnaflar bitme noktasına geldi. Yani dükkanlarını kapatma noktasına geldi. Bildiğiniz gibi birçok kişi de dükkanını kapatıyor. Yani ya işte o üç harflerde işçi olarak çalışıyor, başka şehri terk ediyor. Şehrimizin bu konuda, bu maddenin düzelmesi için şehrin yöneticilerinin acilen bu konuda bir tedbir almaları, bunların üç harflerin ruhsatlandırılmasına biraz daha kısıtlamaların ve zorlukların olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şehrin yapısını bozuyorlar, şehrin ekonomik yapısını bozuyorlar. Başkan, bu zincir marketler bir kartel oluşturuyor. Evet. Bu kartelle sizin temsil ettiğiniz esnaf, bakkallarımız, yiyecek yapanlar, satanlar, kasaplarımız, kuru yemişçilerimiz rekabet edemez. Evet, aynen öyle, edemiyorlar. O rekabet eşit şartlarda, uygun şartlarda rekabet edemediği zaman da ezilen yerel esnaf oluyor. Evet, aynen öyle. Bu insanlar, bu marketler, süpermarketler zinciri kazandığını da o şehirle ilgili zaten paylaşmıyor. Aynen öyle. Şehre aynen öyle katkıları yani da yoktur. Şehre hiçbir katkıları yok. Şehrin sadece ekonomisini bozmaktan başka hiçbir katkıları yok. Bunun yanında Ziya Bey, bu işte kurumlarımızın, işte deneticilerinin böyle eften püften şeyleri bahane ederek esnafımıza zorluk çıkartmaları, ceza yazmaları aşırı bir esnafımızı mağdur ediyor. Ben her zaman şunu diyorum, bu ceza yazan arkadaşlara aslında birkaç maaş ceza yazıp da bunun ne kadar zor olduğunu, ne kadar ödemekte zorluk çektiklerini bir görmeleri lazım. Çünkü o gün bir arkadaşımız gelmiş, esnaf arkadaşımız. Ya bir denetici geliyor, yani çok eften püften şeylerle bilmem 17 bin lira gibi bir cezayı rahatça yazabiliyor. Yani bunların da bu şehre aşırı zararlar oluyor. Ben her zaman şunu savunuyorum. Esnafımız bir salgın sürecinin içinden geçiyor. Tabii ki bu salgın sürecinde biraz devletimizin vermiş olduğu esneklikten dolayı biraz esnaflarımız hareketlenme oldu ama şimdi her esnafımıza dolup da taşmıyoruz. Ya zaten önceden gelen bir borçlanmaları, kira borçları, vergi borçları, bağkur borçları gibi borçlarını zaten ödeyemez durumdayken bir de bu denetimlerde cezalarla veya ne bileyim artık farklı şeylerle esnafı yıldırmanın, esnafı bunaltmanın hiçbir anlamı olmadığını tabii buradan sizin aracınızdan söylemek istiyorum. Çünkü kurumlarda çalışan, ya ben her zaman şunu söylüyorum Ziya abi. Şimdi memur arkadaşlar ay sonu bankamatiğe gidip kartını sokup maaşını alıyorlar. Evet. Onlarda hiçbir sorun yok. Evet. Ama esnafın sabah kalktığı zaman Bismillah diye bir iş yerini açtığı zaman abi, işte pazarlamacıya ödemesi, vergisi, elektriği, suyu, evinin geçimi, ya bunları göz önünde bulundurarak hareket etmeleri gerektiğini söylüyorum. O zaman siz bunun için eminim yerel yöneticilerle bir bu süreçte ya, toplantı yapmışsınız. Tabii ki isteklerinizi, problemlerinizi de anlatıyoruz. Biz denetimlere karşı değiliz. Evet. Tabii ki denetlensinler ama olsun. Ama uyarıcı şekilde uyararak, esnaflarımızı uyararak, ceza yazarak hiçbir zaman hiçbir çözüme ulaşamadıkları gibi birkaç, yani insanı da mağdur ederek birkaç aileyi de mağdur etmenin hiç kimseye katkı sağlamayacak, şehre de bir katkısı olmayacak. Evet, çünkü şehrimiz gittikçe zaten bu konudan dolayı daralıyor. İşte göçün yüksek olduğu bir il durumundayız. Evet. İnsanlar iş bulmakta sıkıntı yaşıyor. İstihdam alanında sıkıntı yaşıyor. Şimdi atıyorum Ziya, bizim
fırınlarımız var, pide fırınları. Evet. Mesela her birinin yanında 4-5 kişi çalışıyor. O da evet. Yani şey olarak bugün 220 tane 1000 kişiye bir istihdam sağlıyorlar. Gerçekten yani devletimizin bizim küçük esnafımıza yani bu konuda madalya takması lazım. Yani 1 lira da vergi verse. Evet. Çünkü kendi bir istihdam yaratmış. En azından devlete yük değil. En azından kendi geçimini sağlıyor. Yani ailesinin 4-5 tane nüfusunu geçindiriyor. Evet. Yanında 1-2 kişi daha çalıştırıyorsa. Evet. Ya bu onun için yani bu benim özellikle bu denetici arkadaşlardan isteğim. Ya denetlerken böyle uyararak uyararak uyarıcı tedbirlerle gidilmesi bu süreçte biraz daha katkı sağlayacaktır. Esnafımızın yani ekonomisini düzeltmesinde tekrar borcunu derdini ödemesine biraz daha katkılar olacaktır. Onun için bu şekil davranmalarını önemli istiyorum yani. Denetlemek ceza yazmak, ayıp aramak değil. Tabii. Denetlemek eğiterek, öğreterek. Aynen öyle. Geliştirerek daha iyiye ulaşmasını, bilgi eksikliklerini tamamlayarak daha iyiye yöneltmek için yapılmalıdır. Tabii ki yani doğru işte mu? Siz Sivas'ı iyi bilen birisiniz. Sivas evet. insanı gerçekten Sivas halkı devletine, milletine, memuruna, polisine saygılı. Sevgilidir. Sevgilidir yani evet. devletini sever. Evet. Memurunu sever. Ama işte bazı genç memur kardeşlerim yani bu denetledikleri zaman ceza yazmayı bir kahramanca bir şeymiş gibi görmelerinin uygun olmadığını yani etik olmadığını karşıdaki insanın da geçinme yükümlü olduğu insanların olduğunu düşünmeleri gerektiğini burada sizin aracınıza söylemek istiyorum yani. Sizler şehrin sosyolojisinde hakikaten çok büyük bir yükü omuzlayan esnaflarsınız. Evet, aynen. Bu hem aile yaşamı, hem sosyal yaşam, hem sosyalleşme. Bu anlamda da sizler hakikaten bizim gibi Anadolu'nun ortasındaki şehirlerde çok büyük bir problemi ortadan kaldırıyorsunuz. Evet, aynen öyle. Buna göre de çalışmalar, planlamalar yapılmalı. Ben sizin ilk yiyecek yapanlar ve satanlar esnaf odası başkanlığına adaylığınızdan o heyecanınızdan biliyorum. Evet ya ben her zaman diyordum ki ya bu esnafımız çok mağdur oluyor, çok mağdur ediliyor. Ya yani bunların çözüm aşamasında konuşmasında daha aktif olalım diye işte buraya aday olduk. Evet. Rabbim bize nasip etti. Ama yani biz de istiyoruz ki yani Sivas'taki yöneticilerimizin, kurum müdürlerimizin, memurlarımızın bizim kadar karşıdaki insanın mutlu olması, ekonomisinin düzgün olması, onun yani çocuklarının, ailesinin geçiminin olduğunu düşünerek hareket etmesi. En azından bu olağanüstü tabii, süreçte. Evet olağanüstü süreçte. Tabii ki denetimler evet, yapılsın. Denetim, evet, biz onlara evet, karşı değiliz. Evet. Zaten bizim gerçekten imalatçı esnafımız yani hijyen konusunda olsun, temizlik konusunda olsun diğer illere örnek gösterecek şekilde bir şeyimiz var yani. Kalitemiz var. Kalitemiz var. Evet. Aynen öyle Ziya abi. Yani onun çok için, çok güzel. Ben o ilk günden bugüne kadar şunu başardım, şunu da başarılı olamadım dediğiniz bir şey var mı? Nedir o başkan? Ziya abi şimdi şöyle bizler işte temsil ettiğimiz esnafı kendi kardeşimiz gibi görerek hareket ediyoruz. Karşımızda geldikleri zaman kendi kardeşimizi dinler gibi, kendi kardeşimiz sorunu gibi dinleyerek, onların sorunlarının çözüm aşamasında tüm kurumlarla, siz beni yakinen tanıyan birisiniz, evet, tüm kurumlarla diyaloğum iyi. Çok iyi. Evet. Üst yöneticilerimizle diyaloğumuz iyi. İşte siyasilerimizle diyaloğum çok iyi. O konuda sorunları birebir çözüm noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Yani üyelerimizin sorunlarının çözümünde kendimizi yani nerede ne çözülmesi gereken bir sorun varsa orada her türlü girişimleri, görüşmeleri yaparak sonuçlara ulaştırıyoruz. Zaten bizim üyelerimizden beklediği bizden bunlar. Biz üyelerimizi geldiği zaman kendi yerine gelir gibi rahat hareket etmesi, rahat davranması, işte çayını içerek, kahvesini içerek yani sorunu dinleyip çözüm noktasında da ilgili yerlerle görüşüp bir çözüme kavuşturuyoruz yani şey olarak. Bu konuda genel merkez yönetiminizin de hükümetin yetkilileriyle görüşmeler yaptığını evet, şimdi şöyle, medyadan okuyoruz, duyuyoruz. Ya bizim, evet. Bizim teşkilatımız işte benim temsil ettiğim oda, bizim bir üstümüz Esnaf Odalar Birliği, Federasyon, evet, işte Esnaf Odalar Birliği'nin bir üstü Konfederasyon,
konfederasyon düzeyinde işte bakanlıklarla sorunlar konusunda biz sorunlarımızı mesela işte birliğe, federasyona, konfederasyona yazıyoruz. Onlar da bizim sorunlarımızı işte ilgili bakanlıklarla çözülmesi gereken ilgili yerlerle çözüme kavuşturmaya çalışıyorlar. Yani o konuda bir yani şey olarak birbirimize bağlılığımız o konuda üst düzeyde. Kurumların denetimlerinde, ziyaretlerinde veya kurumsal temsil ettiğiniz esnafın iş ve işlemlerinde karşılaştığınız zaman zaman sorunlar vardı. Ya bunlarla şimdi, ilgili mesela bu, vergi dairesi. Ya bu pandemi efendim, sürecinde evet. Mesela tabii ki yani sosyal mesafeye, temizleyiciye dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi kurumlarda bazı yine arkadaşlarımız esnafın işini yapmakta işte atıyorum vergi dairesi dediniz de adam iş yeri açıyor esnaf kardeşimizin biri. İşte vergi dairesinden başlayacak. İşte vergi dairesi diyor ki odana gideceksin. Şimdi oradan adam çıkıyor ilgili odaya geliyor. Odadan işlem yapmaya çalışıyor. Yani şimdi şöyle hepimizin birbirine yardımcı olacağı bir aşama süreçten geçiyoruz Ziya Bey. Yani evet. Herkesin memurundan amirine, amirinden müdürüne kadar herkesin birbirine yardımcı olacağı bir süreçten geçiyoruz. Onun için herkesin bu salgın sürecinde biraz daha nasıl diyeyim birbirine sana karşı birbirine müsamahalı, karşı müsamahalı davranması, olunması gerçekten hem insanlarımızın mutlu olmasına mutlu hem için, daha ne şey neşeli bir ortama çevirmek hep bizim elimizde. Onun için benim herkesten isteğim tabii ki salgın sürecinden geçiyoruz. Tabii ki dikkat etmemiz lazım. Ama karşımıza gelen insana da yani anlayışlı olmak da daha faydalı olacağını bu hem esnaflar için hem herkes de için yani, herkes için iletişim kurduğumuz herkes için. Biliyorsunuz bu salgın sürecinde işte devletimizin esnaflarımıza vermiş olduğu kredilerde biraz kuyruklar falan oluştu. Ya işte diyorum belli kurumlarda ya insanlara davranış şekilleri şunları bunları birebir görüşerek benim eleştirdiğim durumlar da oldu. Müdürlerle görüştük. Memurlarla görüştük. Kardeşim yani tamam bir salgın süreci var ama herkese yani insanlara da vebalı gibi davranmanın bir kimseye bir artısı olmayacağını. Evet. Yani onun için herkesin mutlu olacağı şekilde insanların güler yüzle, tatlı dille izah ederek daha iyi bir şekle çevirmek hepimizin elinde olduğunu beyan ettik. O şekilde süreci Sivas'ta yatlattık diye düşünüyorum yani. Siz evet temsil yeteneği yüksek. İyi ilişkilerle de çilingir evet, gibi birçok şeyi açabilecek yetenekte bir arkadaşımızsınız. Ya, evet. Tatlı dil yılan deliğinden evet, çıkarır. Evet, yani evet. Ya kırıcı olmanın hiçbir kimseye faydası yok. Evet. Hiçbir katkı sağlamayacağını evet. Bildiğimiz için herkesin mutlu olması için elimizden geleni yapıyoruz. Çünkü mutlu olan insan huzurlu insan, sorunsuz insandır. Abi herkes mutlu olsun ki evet. Şehrimize sorun olmasın, huzursuzluk olmasın. Herkes evet. Yani evinde, işinde, gücünde mutlu olması bize mutluluk veriyor. Herkes onlar mutlu olunca evet. Biz de mutlu oluyoruz. Evet. Abi. Yoksa evet. Diyorum ya Rabbim herkese sağlık, sıhhat, uzun ömürler versin. Amin. Temennimiz o. Hiç kimse giderken yani bir şey götürmüyor. Onun için tatlı değil, güler yüz. İnsanlar elimizden geldiği kadar birbirine yardımcı. Çünkü yaratılışımızın fıtratında var yani. İnsan insana yardımcı olması. Evet, elimizden tabii. Geldiği kadar insanlara yardımcı olarak onları İyilik mutlu yapmak. Etmek için... Evet. Çaba sarf ediyoruz. Problemlerini çözmek. Problemlerin çözümünde. Aynen olumlu öyle. Düşünmek. Tabii olumlu bakmak evet, lazım. Olumlu bakmak. Yani evet. Olumsuzluk, yani benim şeyimde yok. Olumsuz, olaya olumsuz yaklaşmak benim şeyim. Olumlu bakmak lazım. Evet. Yani çünkü yapılmaz diye bir şey olmaz. Olmaz diye bir şey olmaz. Bir siyasimizin söylediği bir laf. Yani ya olmaz diye bir şey yok. Yani yeter ki mevzuatı uydurmaya çalış. Karşıdaki insanı anlamaya çalış. Anladığın zaman zaten sorunla bir türlü çözüm buluyorsun. Evet yani yeter öyle. Ki çözmek istesinler. Çözmek istesinler abi. Çözülmeyecek diye bir şey yok evet, yani. Kimse bugünkü gücünü, makamını, mevkisini evet, abi, yani, kalıp öbür tarafa ya götürüyor. Aynı hepimiz evet. Geçeceğiz abi. Kimseye ya, de kalmıyor. Yani bazı doğru işte, başkan? Aynen öyle. Bazı arkadaşlarımız bu evet. Şeylerde işte iftira boyuna dedikodular falan kulağımıza geliyor bu evet. Süreçte de şu bu. Ne yani, diyorlar acaba? Ya gereksiz şeyler. Evet. Yani çünkü konuşanları da tanıyoruz. Yani derler ya kirpiç çöpü kadar... Kirpiç çöpünün ateşe kadar faydası olmaz. Kendini meşale gibi göstermenin hiçbir anlamı yok. Anlamı yok. Herkes zaten evet. Sivas'ta birbirini tanıyor biliyor. Küçük şehir. Aynen evet. Öyle küçük. Abi herkes birbirini tanıyor Ziya abi. Yani biz biliyorsun seninle. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Aynen gizli evet. Kalmıyor. Onun için yani herkes herkesin hakkında güzel konuşsun. Bilmediği konularda
konuşması gerçekten yersiz, gereksiz, üzücü olmanın, kırıcı olmanın kimseye fayda sağlamadığı gibi. Yani karşıdaki insanı da üzmenin hiçbir anlamı yoktu. Evet. Çünkü yani belki tabii ki insanlar, kendi örnek vereyim Ziya abi, bizim yönetim şeklimizi beğenmeyebilirler ama hakkımızda böyle iftira boyutunda, şu boyutta konuşmalarının hiç kimseye fayda sağlamadığı, kimse de inanmıyor zaten. Çünkü herkes herkesi tanıyor, herkes herkesi biliyor. Ya siz sosyologsunuz. Evet. Bir insana baktığınız zaman zaten %70-80 onun şeyini, toplumu fark edebiliyor. Yapısını ortaya dökecek kadar insanlarımız artık zeki. Evet. Yani onun için gereksiz şeylerden kaçınması gerekiyor insanlarımız. Evet. Yani bu tür şeylerde. Bir seçim süreci yaşadınız. Evet abi. Esnaf Kredi Kooperatifinde. Evet. Baya bir medeni ilişkiler içerisinde bir seçim süreci yürüttünüz. Ben bir Sivaslı olarak izlerken de mutlu oldum. Ama sonradan seçilen Sayın Başkanımız Mesut Dursun Bey'i de gittiniz, ziyaret ettiniz, tebrik ettiniz. Bir güzel bir fotoğraf verdiniz. Olması gereken insanların ilişkilerinin bu medeni ölçüler içerisinde olması gereken davranış bu. Buna iten duygu neydi sizi? Ziya abi, demin dedim ya, Sivas küçük, herkes birbirini tanıyor. Evet. Şimdi Mesut kardeşimiz de bizim arkadaşımız, kardeşimiz, beraber çalıştığımız veya işte farklı kurumda olsa da biliyorsun yerimizin işleri oluyor. Evet. Telefonlaştığımız bir kardeşimiz. Biz seçim sürecinde Hakan Demirgil kardeşimle beraber olmayı tercih ettik. O şekil bir çalışma yaptık. Stratejik hedefler aynen ve başarmak istediğiniz. Biz dedik, biz yapacaklarımızı esnafımıza anlattık. Biz bunları yapacağız. Esnafımızın dahil olması için çaba sarf edeceğiz. Mesut kardeşimiz de aynı şey çalıştı. Esnaf kardeşlerimiz Mesut kardeşimize teveccüh gösterdi. Onu seçtiler. O da bizim kardeşimiz. Biz de hayırlı olsun dedik. Tebrik ettik. Başarılar diledik. Her zaman bu süreçte yanında olacağımızı beyan ettik. Artık seçim bitti. Biz yine odamızda ve bundan sonra Mesut Bey'in de başarılı olması. Tabii yani o da bizim kardeşimiz şey, yani Sivaslı. Sivas'ta doğmuş, Sivas'ı tanıyan, Sivas'ın esnafını bilen, İvrit Sivas esnafına hizmet eden bir kardeşimiz. Onun başarılı olması için bize düşen bir görev olursa da elimizden geleni yaparız yani. Mehmet şey Başkan, seçim bir medeni yarış. Evet. Birbirinize rakip olmanız, yarın size de bir rakibin çıkacağının olması olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bu işin normal süreci değil mi? Nasıl bakıyorsunuz abi, bu işe? Abi şimdi şöyle, tabii ki insanların aday olma hakkı var. Evet. Aday olabilirler, hiç sorun yok. Evet. Zaten esnafımız kime teveccüh göstereceğini zaten biliyor. Ben sadece şunu söylüyorum. Tabii ki aday olunabilir, aday da olabilir. Bu süreçte kimse kimseyi kırmadan, dökmeden, iftira etmeden, şey yapmadan çalışmasını yapar, teveccüh. Esnaf kime teveccüh gösterirse onu şey yapar. Zaten bizim Ziya abi, sen de yakından beni tanıdığı için bizim esnafla diyalogumuzu biliyorsun. Evet. Zaten biz esnaflarımızı kendi kardeşimiz görmüşüz. Onların sorununu kendi kardeşimizin sorunu gibi görmüşüz. Elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Eğer ki bizden iyi yapacak biri de çıkarsa ona da deriz ki kardeşim, başarılar dileriz yani. Ama ben adayım diye aday olmanın da ne bu şehre katkısı oluyor, ne esnafımıza katkısı oluyor. İnsanları ayrıştırmanın veya şey yapmanın hiç kimseye katkısı olmaz abi. Negatif bir elektrik mi doğuyor o zaman? Aynen. Ya şöyle, elektrik doğmuyor da yani aşırı seçim sürecinde nasıl diyeyim sana Ziya abi? Rakip olacak arkadaşların mesela diğer rakip olduğu kişiye konuşmaları işte veya yaklaşımı farklı oluyor. Yani istediğinde farklılıklar oluyor. O da kimse kimsenin şu iki günlük dünyada kırıcı olmasına veya şey olmasına hiç gerek yok. Gerek yok diyorsun. Aynen. Ben dedim ya, ben kendi olduğum yere. Yani gerçekten benden daha iyi temsil kabiliyeti yüksek bir kardeşim olursa kendi elimle de teslim ederim yani. Hiç de sorun yok. Ben aynen öyle. O özgüvene sahip olduğunu biliyorum. Aynen öyle vallahi. Hiç şey yok. Fırıncı esnafımızın un ve efendim diğer giderlerinde
biraz yükseliş olduğu için Ziya abi, zam şimdi yaptılar herhalde. Şöyle, fırıncılar bize bağlı, bizim odamıza bağlı bir meslek grubu abi. Şimdi bu ham maddi aşırı bir zam geldi. Geliyor işte un, yağ, maya, susam kullandıkları. Biz bu kardeşlerimize bir araya gelerek yani bu süreci nasıl atladı? Çünkü artık yani dükkanlarını devreder, dükkanlarını kapatacak duruma geldiler. Çünkü dedik ki biz her birinin yanında beşer kişi çalıştırıyorlar, beş kişi istihdam sağlıyorlar. Yani bu işletmelerin kapanmaması gerekiyor. En az da olsa bunların bu zararlarını önlemek adına bir fiyat rayişi belirledik abi. Hala belirledik ama hala yani yükselişler devam ediyor. Unda, yağda, mayada, susamda. Ya inşallah yani genel bazda buna bir önlem alınması, bu unun, mayanın, susamın, yağın fiyatlarının durdurulması konusunda yani devlet yetkililerimizin de bu konuya bir önlem alacak şekilde çalışmaları gerektiğini düşünüyorum Ziya abi. Yoksa bu sadece fırıncılar için değil, yani, bakkallar için, evet, kuruyemişçiler için. Hepsi için geçerli. Yani için. İnsanların alım gücü düşüyor. Evet. Yani çünkü bazı şeyler yani işte bu fırsatçılık mı diyelim, cümleyi yanlış kullanmayalım da Ziya abi. Yani insanların bu süreçten yani fırsatçılık yaratmasında hiç kimseye fayda vermeyeceğini. Ahlaki dedi. Ahlakı olmadığını söylemek istiyorum. Onun için yani devletimiz yöneticileri gerekli şeyleri yapıyor ama bu işte bir bakıyorsunuz domates 15 lira, bir bakıyorsunuz 4 liraya. 19 lira şeftali. Yani işte diyorum ya bunlar abi gereksiz şeyler. Yani çünkü fiyatlar artık yani halkımızın alım gücü belli. Yani insanların ekonomisini veya geçim şeyini daraltmanın, bunaltmanın hiç kimse fayda sağlamayacağını söylemek istiyorum. Ve abi, bu ciddi sosyal sorunlara sebep olur. Aynen öyle abi. Bunları hep yerel yöneticilerimizle istişare ediyorsunuz. Evet, aynen konuşuyoruz abi. Konuşuyoruz. Ben buraya gelirken sizinle program konuğu olduğunu söyleyince bir arkadaşım dedi ki Ziya Bey sorar mısın Sayın Başkanımıza? Biz sigara satıyoruz. Biz zaten sigaranın vergisini veriyoruz. Evet. Buna rağmen bakkallardan neden harç parası alıyorlar? Bu konuda odamızın bir çalışması var mı? Başkanımız bu konudaki çalışmalarıyla ilgili bilgi verebilir. Ziya abi şimdi şöyle, bu konuda çalışmamızda bu Türkiye genelinin mi sorunu? Türkiye sadece geneli. Bizim elimizde Sivas değil. Sivas değil. Evet. Şimdi şöyle, gerçi ben de bir anlamsız buluyorum. Hem işte firmaların ürünlerini satıyoruz, şey yapıyoruz, hem de bir harç adı altında bir para yatırıyoruz. Yani ben de bu konuda gerekli yazışmaları yaptık üst kuruluşlarımıza. Yani orada çalışıyor ama bir çözüme ulaşmadı henüz. Yani mesela şey de var Ziya, bu konuya benzeri. Mesela kapasite raporu adı altında bir bu unlu mamul imalatçılarına, fide fırınlarına şey düzenliyoruz. Yani gerekli bir üyelerimizin ücret ödemeleri gerekiyor bu konulara. Bu konuyla ilgili de ben gerekli yazışmaları yaptım üst federasyonumuzda. İşte federasyonumuzun genel sekreteriyle, genel başkanımızla görüşerek. İnşallah bu konuda elimizden geldiği kadar çözüme kavuşturmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz ama sorunlar biraz genel bazda yayıldığı zaman biraz yavaş çözümleniyor ama inşallah bir sonuç alacağız diye düşünüyorum abi. Faizsiz kredi, bu temsil ettiğiniz esnaf için bir faizsiz kredi seçim sürecinde de bahsediyordunuz. Bu konuda bir gelişme oldu mu, nedir abi, durum? Abi çalışmalarımız var. Hükümetimizden bekliyoruz böyle bir imkan. İnşallah esnafımızın biraz daha rahat nefes alması için, can suyu olması için bir faizsiz geri ödemeli bir kredi sunması gerçekten esnafımız hem ayakta tutacak, hem de sosyal yapımız açısından olsun, ekonomik yapımız açısından olsun, şehrimiz için de güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah böyle bir imkan sağlanır diye bekliyoruz abi. Bu zincir marketleri konuştuk ama zincir marketlerle rekabet edecek bir kooperatif bakkallarımız için veya bu esnaflarımız için en azından satış yapacakları bir takım ürünlerde, toplanışlarda böyle bir çalışma planladınız mı? Var mı? Olabilir mi? Ziya, biz böyle bir çalışma yaptık. Evet. Esnaf kardeşlerim de bilir. Evet. Şimdi şöyle, çalışma yaptık ama başarılı olamadık yaptığımız çalışmada. Çünkü Ziya abi, zaten bu
ulusal zincirler bizim esnafımızın ekonomisini daralttı. Evet. Şimdi biliyorsunuz bu sistemin kurulması için de belli bir meblağ gerekiyor. Veya işte dükkanlarımızda raf sisteminin, barkod sisteminin, soğuk içeceklerin veya soğuk meşrubat evet. satılacağı dolapların falan evet. yapmak için belli bir rakamlar gerekiyordu. Bu rakamlar da bizim esnafımızın karşılayacağı bir durumda değil. Yani oluşturamadı. Evet. Ama yapılsa iyi mi olur? Yani esnafımız için güzel olacağını düşünüyorum. Bu kafamızda bir fikir. Bu bizim projemizi mesela başka illerde farklı sistemlerde başaranlar oldu. Ama sağlıklı bir şekilde olması için veya kimseyi zarara uğratmamamız için bu konuda geniş kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Yani gerekli bu konuda uzmanlaşmış arkadaşlarımızdan profesyonel destek alarak yani hiç kimseye zarar uğratmadan, hiç kimsenin kafasına şüphe olmadan böyle bir sistemi inşallah oturtturacağımıza inanıyorum abi. İlerleyen süreçlerde bu konu tam şey olduğu zaman tekrar esnaflarımızla bir toplantı yapıp bu konuyu paylaşacağım Allah nasip ederse. Özellikle bu konuda yerel yöneticilerimiz, Sayın Belediye Başkanımız, efendim, yerelle ilgili sorumluluğu olan yöneticilerimizle bir ortak akıl çerçevesi içerisinde bir proje oluşturma imkanınız olur sanıyorum. Olabilir Ziya abi. Şimdi biliyorsun bu süreçte herkesin elini taşın altına koyması gereken evet, bir süreçten tabii. geçiyoruz. Tabii. Onun için biz gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Şu bizim inşallah biz bu profesyonel kişilerden bu konuda işte bir bize şey çıkartmaları için, proje çıkartmaları için görüşmelerimiz devam ediyor. Evet. O konu çıktığı zaman inşallah şehrimizin tabii ki yöneticileriyle bazı kurumlarla görüşüp bu sisteme oturtmak için inşallah gereken çabayı sarf edeceğiz abi. Evet. Bildiğim Mehmet Akgül amaçsız, hedefsiz bir işin içine girmez. Yani yeteri kadar esnafınızı temsil ettin. Bundan sonraki hedef, bir amaç, abi, bu işe de talibim diyeceğin bir alan var mı? Şöyle, kısmet olursa veya, inşallah. Bu senin abi. İraden dışında bu işe de yönel diye teşvik edenler oluyor mu? Şimdi şöyle Ziya abi, tabii ki önümüzde kendi odamızın seçimleri var. İşte evet. Mart'a kadar bitirmemiz gereken seçimlerimiz var. O seçimlerimizi yaparız. Rabbim tekrar bize işte esnaf kardeşlerimiz teveccüh gösterir. Rabbim de takdir ederse. Bakacağız. Arkadaşlarımızla bir araya geleceğiz. Biliyorsun bu konular diğer meslek oda başkanlarımızla işte şeylerle bir araya gelip. Eğer ki bizi teveccüh gösterirlerse bize bakacağız inşallah. Önümüzdeki süreç neyi gösterir? Rabbim neylerse güzel eyler diyoruz her zaman. Bundan sonraki hedef Esnaf Odaları Birliği Başkanlığı mı? Beşir Bey'in. Beşir Bey devam ediyor mu, edecek mi? Yani şimdi, başkanlığı düşünüyor mu? Beşir Bey 5 dönem değil mi? 5 dönemdir. Herhalde. Başkan. Herhalde öyle. Evet. Öyle tam, Allah sağlık versin. Öyle. Evet. Beşir abi tabii ki bizim büyüğümüz. Evet. Yani Rabbim sağlık sıhhat versin. Tamam. Rabbim sağlık uzun ömürler versin. Yani o konuda fikrini bilmiyorum. Ne yapar, nasıl yapar, nasıl bir tercih yapar. Yani kendinin bileceği bir şey. Ben tabii ki bizim abimiz. Biz her zaman iyi diyaloglar içindeyiz. Gerekli şeyleri görüşüyoruz. Bazen şeylerle olsa da ufak tefek şeyle işte ne derler. Yani biz bir aileyiz. Yani bir ailenin içinde işte baba bazen kızar çocuğuna falan evet. şey yapar. O da bizim büyüğümüz, evet. abimiz. Evet. Yani bakacağız ilerleyen süreçte Beşir abinin ne düşündüğünü şu anda bilmiyorum. Nasıl bir karar alacağını, nasıl bir tercihte bulunacağını evet. yani evet. şu anda bilmiyorum Ziya abi. Ama tercihte bulunursa da tabii ki bu bir medeni yarış. Tabii yani bizim yani tercihte bulunursa da saygı duyarız. Saygı duyarız. Saygı. Aynen öyle. Odaların, üyelerin, delegenin seçtiği. Tabii yani tabii ki ona her zaman saygı duyarız yani. Şu anda zaten biraz daha erken o şeylere Ziya abi. Çünkü dedim ya odalarımızın seçimleri var. Seçimleri yaparız. İşte hiç belli olmuyor yarın ne olacağı, yarın ne getireceği. Ona göre bakar bir karar veririz Allah nasip ederse. Başkanım, oda başkanlığının sorumlulukları neler,
Ziya Bey, şimdi sorumlulukları şu, yani temsil ettiğin esnafın sorunlarını ilgili kurumlara, sorunlarını hangi kurumlara, ilgili kurumlara taşımak, sorunlarına çözüm bulmak, işte temsil ettiğin esnafın mutlu olabilmesi için veya rahat hareket edebilmesi için, hareket alanlarını genişletmek için gerekli çalışmaları yapmak. Yani bu. Siyasetçilerle, yerel siyasetçilerimizle bu konularda istişareleriniz oluyor mu? Tabii, oluyor. Siyasetçilerimizle de görüşüyoruz abi. Sorunlarımızın işte çözüm aşamasında, işte yani onların, esnaflarımızın sorunları hakkında, onları da gerekli desteği alıyoruz. Yani şimdi şöyle, zaten biliyorsun oda başkanı olarak mecburen üyelerin sorunlarını çözmekle yükümlü olduğun için Ziya abi. Evet. Yani ilgili kurumların müdürleriyle, amirleriyle, işte belediye başkanımızla, valimizle, bakanımızla, milletvekillerimizle nereyse görüşülmesi gerekiyorsa gerekli görüşmeleri yaparak sonra çözüm aşamasında katkı sunuyoruz yani o şekilde. Bu salgın sürecinde bakkal, özellikle sizin temsil ettiğiniz esnaf hiç tatile girmedi. Hep evet. Çalıştı ve hep fiilen görev yaptılar, açık kaldılar. Evet. Doğru mu? Doğru. Bu aşılama sürecinde temsil ettiğiniz esnaflarımız için ayrıcalık gösterilmesiyle ilgili talepleriniz oldu mu? Zaten tabii oldu Ziya abi. Şöyle, zaten bu aşılama konusunda da hükümetimiz de gerekli desteği, gerekli çalışmaları en hızlı şekilde yaptılar. Katkı sağlıyor. Evet. Zaten işte aşı olmamış kişilerin aşı olmak istiyorum dediği zaman aynı gün gidip aşısını olabildiği bir ortamdaydı. Evet. Şimdi hükümetimiz gerçekten bu konuda güçlü, bayağı bir güzel bir çalışma yaptılar abi. Şu anda yani hiç kimsenin aşılamama gibi bir durumu yok. Evet. Herkes aşılanması gerektiğini, aşılanmayan arkadaşlarımız varsa da bir an önce randevusunu alıp aşılanması şu salgın sürecinde hem kendi sağlıkları için hem karşıdakilerin sağlıkları için daha güzel olacağı bir için görev yani olduğunu, bir görev olduğunu, evet, bir sorumluluk sosyal olduğunu, sorumluluk evet olduğunu düşünerek aşı olmaları gerektiğini söylüyoruz abi. Bu açıklamayı yapan Mehmet Akgül aşılarını oldu o zaman. Evet abi. Evet, ne güzel. Yani ben de bütün aşı olmayan vatandaşlarımızın Mehmet Başkanım gibi duyurusunu da takdir ediyorum. Mutlaka aşı olunuz. Hem kendi sağlığınız için hem de birlikte yaşadığınız diğer insanların sağlığı için. Sayın Başkanım, ben Mesut Dursun Bey'e başarılar diledik. Efendime evet. Söyleyeyim. Beşir abinin durumundan bahsettik. Gelirken gerçi sordum ama daha böyle kesin ifadeler duymak istiyorum. Aklının arkasında esnaf odaları birliği başkanlığı var mı? Kimin bu konuda Mesut Bey'in mi? Yok. Mehmet Akgül'ün. Ha, Mehmet Akgül. Efendime söyleyeyim. Onu lütfen sorar mısın? Bunu bir kesin duymak istiyoruz dediler. Abi şöyle dedim ya, amacımız esnafa, bu Sivas'a hizmet edebilmek. Sivas'ın gelişmesi, esnafının gelişmesi konusunda bir kelime bile söylemek bizi mutlu edecek bir durum olduğundan dolayı ilerleyen süreçlerde inşallah sorumluluktan kaçmam diyoruz. Yok yok, hayatta kaçmayız. Tabii ki bu biliyorsun insanların tercihiyle. Evet. İşte mesleki odaların, evet, yöneticilerin tercihiyle, evet, oluyor. O kardeşlerimiz de bize teveccüh gösterirlerse bakacağız inşallah. Niçin ilerleyen olmasın süreçte diyorsun. Yani olabilir yani. Ben sorumluluktan kaçmam. Kaçmam. Şehrim için. Aynen diyorsun. Öyle. Biz yani temsil ettiğimiz yerin daha iyi olması için, daha güçlü olabilmesi için her türlü katkıyı sunarız abi. Çalışmalarınızda bir istişare heyetiniz, ortak akıl, insanlarla istişare ederek yürüttüğünüzü düşünüyorum. Evet. Bu konuda yeteri kadar destek görüyor musunuz? Destek alıyoruz abi. Tabii ki böyle bilgisine, tecrübesine güvendiğimiz abilerimiz var. Belli süreçlerde bir araya gelerek şehre dair, esnafa dair, esnafın gelişmesine dair fikir alışverişinde bulunuyoruz.
Evet. O konuda çalışmalarımız var. Başkanım ben bu Sivas'taki büyük süpermarketlerimizin içinde düştüğü duruma çok üzülüyorum bir Sivaslı olarak. Kapanan marketlerimizle ilgili. Evet. Bunları da siz temsil ediyorsunuz. O işte Öncü'dür, diğer marketlerimizdir. Bunlarla evet. ilgili şehirde böyle makro bir çalışma yapıldı mı? Düşündünüz mü? Bu tür şeyler Sivas'a büyük kayıplara sebep oluyor. Aynen Ziya abi şöyle biz onları temsil etmiyoruz ama evet. Şehrimizin insanı, şehrimizin evet. yerel marketleri. Evet. Ben o süreçte bir gazeteci arkadaşla görüşmüştüm. Demiştim ki bunlara şehrin sahip çıkması lazım. Evet. Çünkü evet. gerçekten işte marka evet. kapandığı için ismini evet. rahatça söylüyorum. Evet. Evet. Şehrin her türlü sosyal etkinliğinde yer alan, evet. katkı sağlayan, evet. katkı sunan bir evet. kardeşimizdi. Evet. Ya bunların kapanması şehre hiçbir katkısı olmadı abi. Zararı oldu, katkısı olmadı. Çünkü kendi şehrimizin insanının yaptığı işte büyütmemiz gerekiyor. Onlara gerekli şehir olarak desteği vermemiz gerekiyor. Yani üst yöneticisinden en alttaki insanına kadar gerek desteği verilmesi gerekiyor. Ben Ziya her zaman şunu da söylüyorum. Diyorum ki Sivaslıların kendi mahallesindeki bakkalına, kasabına, manavına, fırına sahip çıkması lazım. Sahip çıkması. Alışverişlerini bugün o üç harflerden değil de kendi bakkalından, kendi manavından, kendi market mahallesindeki marketinden, yerel esnafından yapması gerekiyor. Çünkü hepimizin bildiği gibi düğünümüzde mahalle bakkalımız oluyor. Evet. Yani bir cenazemiz oluyor, mahalle bakkalımız oluyor. Evet. Zorda kalıyoruz, mahalle bakkalımızdan gerekli desteği alıyoruz. Evet. İşte çocuğu bir yere gideceğiz, çocuğumuzu mahalle bakkalımıza evet. veya evet. kasabımıza emanet evet. edebiliyoruz. Evet. Evimizin anahtarını verebiliyoruz. Ama o yani bu insanların, zincir marketlere gidip bunların hiçbirini yapamıyoruz. Çünkü orada işte üç tane çalışanımız evet. var. Çünkü sahibi zaten Sivas'la ilgisi olmayan biri. Evet. Zaten Sivas hiçbir katkısı olmayan evet. bir kesim. Onun için Sivas halkından benim özellikle isteğim mahallesindeki esnafına sahip çıkması. Mahallesindeki bakkalına, kasabına, manavına sahip çıkması, alışverişlerini yani az da olsa onlara ayakta tutacak şekilde onlardan yapması. Onların yaşam mücadelesine mutlaka katkı sunmalıyız. Evet, katkı sunması değerli gerekiyor. Değerli hemşerilerim. Evet. Ben de Mehmet Başkanım. Aynen öyle. Bu davetini, bu talebine katılıyorum. Zira başımız sıkıştığı zaman markaya gidiyoruz, Önce'ye gidiyoruz. Evet. Ve hadi Sivas Spor'a yardım diyorduk. Hadi festivale yardım. Aynen öyle abi. Bugün... Hadi burada fakir var. Buraya yardım diyorduk. Şimdi şöyle. Ama şimdi bu zincir marketlerin şehrin sosyokültürel yok abi yani şeyini yani muhatap olacağın kimseyi bulamazsın evet. ki yani evet. hadi şuraya bir evet. belki üst düzey yöneticileri gelir bizim üst düzey yöneticileri görüşebilir ama Sivas'ın diğer etkinliklerinde hiçbir rol şeyleri katkıları olmayan bir kesimi yani. Onun için tabii ki biz gelişmekten yanarız. Tabii ki esnafımız gelişsin, büyüsün. Ama yani bu kadar da Sivas'ın ekonomik yapısını bozacak şekilde şubeleşmelerinin, Sivas'ın sosyal yapısını bozacak şekilde şubeleşmelerinin yani bu şehre katkı sunmadığını hepimiz görüyoruz evet. Ziyade. Tabii ki ticaret herkesin doğal hakkı diyebilir bazı arkadaşlarımız. Evet. Ama yani ben sizin hakkınızı gasp ediyorsam bu artık yani doğallıktan şeyden çıkıyor, haktan çıkıyor yani. Onun için herkesin yaşayabileceği, herkesin mutlu olabileceği bir ortamda ticari yapılanma olursa bu şehre katkı sunar. Evet. Sayın Başkanım, biz sohbet ettik. Evet abi. Ben acaba soramadığım, şunu da sorsaydım, bunu da anlatırdım diyeceğin şeyler varsa, buyurun ya, vallahi son işte sözünüz. Diyorum, efendim, siz de ama, şehrimizi iyi bilen evet, abilerimizden evet, birisiniz. Evet, benim sağ çok ol. Sevdiğim bir Allah razı olsun. Kişisiniz abi. Yani şehrimizin yapısını hepimiz de biliyoruz. Şehrimizin insanının mutlu olması için, şehrimizin İnsanlığın huzurlu olabilmesi için tüm Sivas'taki yöneticilerimiz, tüm siyasetçilerimiz, bürokratlarımız, siyasetçilerimiz evet. katkı sunması için elinden gelen çalışmayı yapıp hiçbir gece gündüz demeden gerek çalışmayı yapıp Sivas'ın ve Sivas insanının güzel mutlu olabilmesi için herkesin çalışması gerektiğini söylüyorum abi. Ben üzerime düşen sorumluluğu alıyorum diyorsunuz. Her zaman. Ben evet. bazen bazı abilerim var benim sevdiğim. Böyle evet. şehirde bazı yöneticilik yapmış. Abilerimle görüşüyorum işte. Böyle bir
10 kişilik bir ekip kuralım abi sizlerin öncülüğünde. Evet. Biz o ekipte olmayalım yani önemli değil. Ama sizlerin fikirleri bu şehir için önemli. Bu şehire katkı sunacağını düşündüğüm insanlar var. Onlar arasa bile fikir alışverişleri yapıyorum ama öyle bir ekibin kurulmasını çok istiyorum Ziya abi. Şehirde bir ortak akıl oluşturacak. Aynen öyle. Yani ortak akıl oluşması. Şehri ruhen yaşayan. Gelin şehre katkı sunar evet. abi. Çünkü gelen siyasilerimiz de o 10 kişilik şehri bilen, şehrin sosyal yapısını bilen insanlarla oturup sohbet etmesi işte daha fazla katkı sunacağını düşünüyorum. Çünkü işte bakanımız oluyor, siyaset geliyor. Siyaset üstü olacak. Aynen siyaset üstü olacak evet. abi. Onların hiçbir beklentisi olmayan olmuyor. Abilerimiz. Evet. Yani tanıdığım simalar var evet. işlerinde. Evet. Evet. İşte işte Sayın Bakanımız gelince o kişilerle görüşecek. O kişilerin fikirlerini alarak, o kişilere şehrin sorunlarını sorarak, şehrin soruna çözüm araması daha sonuç vereceğini düşünüyorum. Çünkü bakanımız oluyor Ziya abi, geliyor buraya işte etrafını işte siyasi partilerimizden 3-5 kişi sarıyor. Onların gözüyle Sivas'a bakmak, gerçekten Sivas'a hiçbir katkı kazandırmıyor. Sivas'ı bilen bile tarafsız olduğuna evet. inandığımız abilerimizin evet. düşünceleri, fikirleri bu şehre katkı sunacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, Reci işaret ediyor. Programımızı 5 dakika geçiyoruz. Son söyleyeceğiniz değerli esnafımıza, temsil ettiğiniz esnafımıza Siyabici, vereceğiniz mesajınız varsa buyurun. Öncelikle sizinle bu programa katılım için çok evet. mutluyum. Ben Vizyon 8 TV'ye bizi buraya davet ettikleri için sizin gibi güzel bir abimle teşekkür ediyorum. Sunum yaptığı için Allah razı olsun. Vizyon 8 TV ailesine teşekkür ediyorum. Tüm esnaflarımıza, tüm esnaf kardeşlerime bol bereketli kazançlar, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum abi. Hep mutlu olsunlar. Evlerinde, işlerinde hep gülsünler. İnşallah Rabbimden temennim bu. Herkese saygılarımı sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Değerli izleyicilerimiz, bugün enerjisiyle, heyecanıyla, insan ilişkileriyle hakikaten değerli bir başkanımızı konuk ettik. Bir sürçülisan ettiysek profesyonel olmadığım için bu anlamda affınızı diliyorum. Başkanımızla da güzel bir sohbet ve güzel mesajlar verdi. İnşallah mesajlarını başkanımızın yerel yöneticilerimiz de alır. Hakikaten çalışıp vergisini veren, ailesine bakan, çocuklarının geçim sıkıntılarını tedarik eden, hiç şikayet etmeden yaşamını idame ettiren, yiyecek maddeleri yapanlar, satanlar, odasına kayıtlı bütün esnaflarımızın sosyal problemlerini, ekonomik problemlerini çözecek projeler, çalışmalar içinde olurlar. İnşallah onların mutluluğu, onların huzuru, şehrin mutluluğu ve huzuru olacaktır diye düşünüyorum ben. Şehrin sosyolojisi içinde bu Sayın Başkanımın temsil ettiği ve Sivas'ın ikinci büyük odası temsil yeteneği olan, onların sorunlarıyla hemhal olan yöneticilerimiz hem kendileri yaptıkları iyilik ve güzellikten, başarıdan mutlu olurlar hem de esnafımız mutlu olur diye düşünüyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılar sunuyoruz. Allah'a